İner Medya Spor Yayınları Koordinatörümüz Mehmet Ayan stüdyomuzda. Hoş geldin Mehmet Ayan, nasılsın? Günaydın, adına yakışır güzel bir cuma olsun. Hadi bakalım, hayırlı cumalar olsun, güzel olsun inşallah. Kupada şoke olduğumuz bir sonuç diyebilir miyiz Galatasaray'ın elenmesine? Nasıl bir maç oldu? Öncelikle kullanmış olduğun şoke kelimesi nedeniyle seni tebrik ediyorum. Herhalde şok yazıyor, onu düzeltiyorum. Hocalarım beni seyrediyorlar. Şok oldum diye bir şey yok, şoke oldum var. Bin tane öyle düzeltmesi gereken şey var. Ben öğretim görevlisiyim, diksiyon ve Türkçe'yi güzel konuşma, belagat eğitimi veriyorum. Ben de hep öğrenmek telaşındayım. hiç öğretici olamadım, hep öğrenci oldum. Evet, bu hatalara düşmeyelim. Şimdi dün akşam bir kere Fatih Karagümrük hocasından yedek oyuncusuna harika bir performans gösterdi. Galatasaray'ın başarısız performansından ziyade önce onları bir tebrik etmek lazım. Nefis bir oyun oynadılar. Galatasaray'ı özellikle ilk 30 dakika kendi kalesine neredeyse hapsettiler. 34. yaşından gün alan Feghouli maçın ilk 30 dakikasının yıldızıydı. Çünkü 6 Mayıs'ta 37. yaşını bitirecek olan Mert Ters Galatasaray'da yoktu. Bunları nasıl takip ediyorsun yahu? 34'e alacak, 37'ye girecek, 38'e... Şöyle bir şey anlatmaya gayret ediyorum. Yani 34-35 yaşındaki adam var diye Galatasaray orta sahası teslim alındı. Sebebi 37 yaşındaki Mert Ters yoktu. Bu aslında Türk futbolunun içinde bulunduğu garabeti gösteriyor. Galatasaray dün akşam Mert Ters'le başlasa ilk yarıda o ciddi ve o yoğun baskıya maruz kalmayacaktı. Belki 1-0 bile bitmeyecekti ilk yarı. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Kadro derinliklerimiz çok yüksek ama o derinlikleri hep tecrübeli oyuncular lehine çok ciddi bir şekilde kullandığımız ve tecrübeli oyunculardan faydalandığımız için, yani oyuncu geliştiremediğimiz için, oyuncu büyütemediğimiz için, Galatasaray'ı söylemiyorum, bütün genelden bahsediyorum. O yüzden yaşlı oyuncularla işi halletmeye çalışıyoruz. 1.35, 1.37 olmak üzere. Tekrar söylüyorum, hiçbir tanesi Galatasaray'ın oynadığı oyunun ya da Karagümrük'ün galibiyetinin temel konuları değildir. Bu Türk futbolunun büyük sorunlarıdır ama tabii bunlarla kimse ilgilenmiyor. Örneğin dün vardı, bak Ruşen'e göndermeyi unuttum. Dün vardı Sayın Dursun Özbek Divan Kurulu, önceki günkü Divan Kurulu toplantısında şey demişti. Ben Galatasaray'ın borçlarını futboldan kazandığım parayla ödeyemem demişti. Kimsenin de umurunda olmayan açıklamalar bunlar. Çünkü Dursun Özbek'in ve Galatasaray yönetiminin yaptıkları şu konular umurundaydı insanların. Bize Ziyech'i al, bize Tete'yi al, Zaha'yı al, Ndombele'yi al, efendim Icardi'nin bonservisini al, al oğlu al, al, al. Al ondan sonra gördün işte. Divan kurulundaki açıklamalar mı kimsenin umurunda değil? Fatih Karagümrük mağlubiyeti mi? Aa, Fatih Karagümrük mağlubiyeti. Mevzu mağlubiyet falan da değil. Mevzu Okan Hoca da değil. Mevzu transferleri doğru dürüst yapamıyoruz. Ve koskoca Galatasaray 44. resmi maçında Şubat sonunda 3 kupadan ikisinde aslında şu anda bu bir anlamda daha iyi oldu mu? Tek kulvarda hani şey yapacak. O zaman şöyle yapacağız. Tek kulvarlık takım kuracağız. O zaman maaş bütçemiz 50 milyon euro artı vergiler olmayacak bu yoklukta. Sen saat 6'da programa başlıyorsun. Ben 7.45'te geliyorum. Sen 1 saat 45 dakika içerisinde, yani toplamda 105 dakikada minimum 25-30 kere pahalılıktan bahsediyorsun. Sen bahsetmezsen Sayın Cumhurbaşkanı bahsediyor. Muhalefet bahsediyor. İktidar unutuları bahsediyor. Bu kadar zengin olmayan bir ülkede zenginmişiz gibi yapıyoruz futbolda. Dün akşamki Galatasaray mağlubiyetinin temel konusu budur. Yoksa Karagümrük'ün başarısını elbette söyleyeceğiz. Mevzu o değil. Mevzu dün akşam oynaması gereken Tete yok. Zaha yok. Ziyech zaten yok. Yani niye alındığını bilmiyorum. Bazı şeyler söylemek istiyorum ama gerçekten söyle yanlış. Söyle söyle. Bu da söyle. Ekonomik olarak değil. Ha. Yani o coğrafyadan alınan hiçbir oyuncu neredeyse Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta çok büyük performans gösteremiyor. Coğrafyaya mal etmeyelim bence. Edelim. Ben sonra uzun uzun ilgilendirir onu, bu. Hayır, uzun uzun onu coğrafya olarak anlatırım. Tamam. Ona itirazım vardı. Benim Ndombele zaten yok. Şimdi Torreira diyeceksin, çok uzun süre takımın yükünü taşıdı çocuk. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili soru soracağım sana şimdi. Epey bir gene protesto edilmedi belki ama insanlar niye böyle oynuyor falan dedi. İlk golde işte topu kaçırdı falan. İnsaf, 44 maçın neredeyse 40'ında oynayan, milli takımda yani oynayan ve kendini parçalayan bir çocuk bu ve dün gece de trafik magandaları herhalde. Onu soracağım. Heh. Ne oldu? Maç gerginliği yüzünden mi oldu? Zannetmem. Galatasaray kulübünden yapılan bir açıklama da yok ama yani sızan bilgiler bir trafik
sıkışıklıkta, trafik anlaşmazlığı olduğunu söylüyorlar. Kerem de son derece medeni bir şekilde kavga da etmemiş bu arada. Abartmış şey Ruşen de. Sen bir takım oyuncusun. Evet, Ruşen'in Fenerbahçeli olduğunu lütfen unutmayalım. Kavga değil yani. Bu bir gerginlik. Trafikte hepimizin başına gelebilir. Ben dün Rams Park'ın oralardaydım. Dedim ki Mehmet Ayhan çok doğru söylüyor. Yemin ediyorum ben o maçın oldu. Kupa İnanamazsın ya. O trafikte çıldırma noktasına geldim. Bir kere daha söylüyoruz. Yani. Hep birlikte söylüyoruz. Daha büyük coşarak söylüyoruz. Türkiye'de girişi çıkışı en zor staddır. Evet, Kerem Aktürkoğlu'da yani gerilmişse de haklı bir gerginlik haklı olabilir. Ve çünkü çocuğun da şöyle bir durumu var. Yani milli takım dahil 50-52 maç oynadıktan sonra artık doğal olarak düştüğü yerler olabilir. Kaldı ki kendini gene parçalıyor. Her şeyi yapmak istiyor. Ve çok büyük tepki görüyor. O takımda Kerem Aktürkoğlu'na varana kadar ben size tepki görmesi gereken 15 tane adam sayarım. Hayatta zaten düz çizgi diye bir şey yoktur. Düz çizgisi varsa o ölümdür yani. Zikzak ayıp olacak yani. Neresi olduğunu anlamadım. Şey değilim, Göktürk değil mi burası? Göktürk'ün o sağ tarafı. Lokasyon neresi burası? Ben de bilmiyorum yani. Hiç ama Rams Park'ın oraya benzemiyor burası. Yok yok. Başka bir yer burası. Hmm. Göktürk'e benziyor ama Göktürk'e de benzemiyor. Seçim o kadar dar değil. Gördüm ama orada bizim anketimizi. Uzun bir şey. Evet. Daha bir dar bir yol burası. Şimdi dün yayın ihalesini konuştuk seninle ama iptal edildi ihale. Saran grubundan da sert bir açıklama geldi. Haklılar. Diyorlar ki biz teminat mektubu gösteriyoruz. Yüksek bedel veriyoruz. Ve bizim bu tiyatroda olmak istemiyoruz dediler. Çok sert bir açıklama. Yani kulisler şunu söylüyor. Federasyon gerekçesinin sebebini bilmediğim bir şekilde, anlayamadığım bir şekilde mevcut yayıncı kuruluş kötü bir kuruluş değil. Dünyanın en önemli yayıncı kuruluşlarından belki de birincisi. Ama ısrar kıyamet oraya vermeye çalışıyor diyorlar. Çünkü ihale isadı dün sabah da konuştuk. Ya eksiltilir ya yükselir. Ya en çok eksilten ya en çok yükselten kazanır. Bir ihale ise açık arttırma kapalı zarfın adına ne dersen. Şimdi Saran grubu diyor kardeşim biz parayı verdik. Resmi olarak teklifimiz hazır. Onlar zaten TL veriyor, teminat mektubu da göstermiyorlar. Hatta biz 5 yıl istiyoruz. Federasyon enteresan bir şekilde. Saran grubu haklı diyorsun. Saadettin Saran haklı. Saadettin Bey, Saran grubu bu tabloda haklı görünüyorlar. Ama federasyonda nedenini bilmediğim bir şekilde Bein Sports ihaleyi alsın diye. Ama ben buraya çok uzun süreler önce söylemiştim. 165 milyon dolara bu işi bitirmek istiyorlar ve muhtemelen Bein Sports'un alınmasını 165 milyon dolara şimdi orada sadece 165'i beyin vermiyor. Devlet orada hep yardım ediyor. Her zaman yaptığı gibi. İşte Spor Toto'yla yardım ediyor. İddiayla yardım ediyor. Ediyor da ediyor. Milyar defa olan şeyler. Muhtemelen baskı kademe yönlendirme buraya doğru gidiyor. Peki herkes derbiyi merak ediyor. Derbiyi konuşalım. Halil Umut Meler yumruktan sonra yani tırnak içinde hicap duyarak söylüyorum. İlk maçına çıkacak. Neler söylüyorsun? Bu konuda Beşiktaş'tan çıkma geldi. Türkiye'nin bir numarası. Halil Umut Meler'den başka kimse yönetemez. FIFA kokartlı. Onu da altını çizelim yani. Galatasaray elendiği için Beşiktaş başına başka bir motivasyon olacak. Çünkü %90 Fenerbahçe'nin ben Hatay'da kazanacağını inanıyorum. Hem deplasman hem Hatay Spor'a karşı Fenerbahçe'nin çok daha rahat bir performans. Fred dönüyor işte dün idmana katıldı. Ben Fenerbahçe'nin kazandıktan sonra cumartesi akşam Galatasaray'ın daha büyük bir gerginlikle oynayacağını düşünüyorum. Ama bu derbiler gerginliği biraz da akıl gerektirir. Orada bir yere sağlam basmak lazım. Çok zor bir karşılaşma olacak. Beşiktaş'ın elinde çok büyük bir avantaj var. 4 maçtır gollemiyorlar ve Galatasaray'da da Icardi'nin on akşam küçük aralarından dolayı Okan Hoca onu hafta sonuna sakladı. Bu akşam moralsizliğini Galatasaray çarşamba katmak durumunda. Okan Hoca'yı, gerçi dün akşam ben maça gitmedim ama Okan Hoca'yı vücut dilini çok iyi bulmadım. Maç içerisinde umarım yani Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında kalması için o psikolojiyi ortadan kaldırır. Çünkü bu tip durumlarda lidere ihtiyaç var. Bu tip durumlarda kafanızı kaldığınız zaman ya hadi dediğiniz zaman el ele tutacak ama size önderlik edecek lidere ihtiyaç var. Kriz çünkü biliyorsun biz ta Orta Asya'dan beri bir liderin arkasına bakıp giden bir toplumuz. O noktada Okan Hoca'nın böyle bir liderliğe çok ihtiyacı var Galatasaray'ın şu anda. Korunup kollanması gereken insan Okan Hoca Galatasaray'da. O sarsılırsa arkası iyi olmaz. Tamam, madem Okan Hoca dedin, ben şimdi bir hocaların neler söylediğine bakacağım. Santos derbi için küçük takımlar Galatasaray'a karşı savunma yapıp kontratak oynuyorlar. Biz Beşiktaş'ız. Galatasaray'a karşı özel bir plan yapmayacağız demiş. Çok ilginç geldi bana bu, bilmiyorum ne diyeceksin, çok merak ediyorum. Okan Hoca ise derbi çok önemli. Hedefimiz ise şampiyonluk. Beşiktaş Galatasaray derbisinde nasıl bir oyun bekliyorsun? Eksik oyuncular var mı diye sana sorayım hemen bu açıklamalar projeksiyonunda. Galatasaray'da eksik oyuncu işte Icardi dün akşam dinlendirildi. Onun dışında Galatasaray'da şöyle düşünüyorum. Hakim Ziyech zaten
Ben de koşmaz. TTV'de daha kendileri var, cisimleri var, kendileri yok. Yok Galatasaray şu an Torreira'ya dün akşam sonra girdi. Mertens hoca Galatasaray klasiğe yakın bir 11 ile çıkacak. O sağ bek gelen çocuk gene oynamayacak galiba. Sergio Aurier. Allah'tan iyi sol bek oldular. Beşiktaş takımındaysa çok daha hocanın dediğinin tersi mukavvemetli bir durum var. Beşiktaş takımı artık şunu biliyor. Beşiktaş seyircisi şunu biliyor. Oyunun niteliğine bakmaksın. Ya bizim takımımız artık gol yememeyi düşünen bir böyle bir parça çöktükten sonra hocayla beraber yukarı çıkan ama temeline savunmayı koyan, temeline Necip'i koyan, işte yanındaki Amartey'i, Kole'yi koyan, orta sahada Al-Nusrati gibi çok deneyimli bir orta sahayı koyan, kanat beklerinde de işte sol taraftaki oyuncu geldi, sağ tarafta da seçeneği bol. O yüzden Beşiktaş taraftarı şunu biliyor. Hoca elbette ki öyle konuşacak da. Niye Jacobin bir tavırla konuşuyor bilmiyorum. Bana öyle geldi. Böyle bir üstence. Yani bize öyle çok uğraşmamıza gerek yok şeklinde sanki. Bana mı öyle geldi? Beşiktaş Galatasaray karşısında savunma oynarsa ne yapacağız? Galatasaray Beşiktaş'ı savunmaya mecbur bırakırsa ne yapacağız? Hmm. Bunlar şey kamuoyunu, taraftar. Hoca çok deneyimli bir hoca. 70 yaşında falan sanıyorum. Yani Ronaldo'larla falan uğraşmış. Onları elemiş, yutmuş, yemiş. O yüzden burada da taraftara kendine göre mesaj vermeye gayret ediyor. İyi de mesaj olabilir. Ama ben hocanın dediğinden ziyade böyle karşılaşmanın o kadar böyle renkli, kütür kütür bir maç olacağını düşünmüyorum. Daha sakin, mutedil dalgalı bir maç izleyeceğiz. Muhtemelen ikinci yarı belirleyecek karşılaşmanın neler ve nasıl devam edeceğini. Hakem Ali Umut Meler de Allah hakem şansı. Bakalım neler olacak. Fenerbahçe'nin de gözü bu derbide olacak. Hatay Spor'u büyük olasılıkla yeneceklerdir. Dolayısıyla o zaman liderliği ele geçirme şansları dahi olabilir. Dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin Hatay karşısında çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin de Ankaragücü karşısında aldığı mağlubiyetten sonra bir kere daha tökezleme hakkı bulunmamaktadır. Çünkü gelecek hafta Perşembe günü Fenerbahçe Sangolose ile oynuyor 23'te, Perşembe 23'te deplasmanda. O maçta da tıpkı Galatasaray-Prag maçında olduğu gibi yüksek derecede şansları olduğuna çok ihtimal vermiyorum. Tekrarlıyorum, o gün de söyledim, Perşembe günü de söyleyeceğim, Cuma günü de söyleyeceğim. Orada Galatasaray-Fenerbahçe değil, Türk futbolu olarak biz kaybediyoruz. Yoksa takımlarımızın ne olduğu, kim olduğu önemli değil. Ne demiştik dün sabah? Şizofreniyi hapla tedavi etmeye çalışıyoruz. Antidepresanlarla tedavi eden bir futbol iklimimiz var. Bu maçı kazanmaya kimin daha çok ihtiyacı var diye sorayım. Hangisine? Son bir dakikamda. Derbi. Derbi. Yani ikisinde çok büyük ihtiyacı var. Ama Beşiktaş sezonu kurtarabilmek. Taraftarını artık bu sezon gerçekten kupa dışında biz de ligde varız. Bak büyük bir maç kazandık demek için. Galatasaray ise dediğim gibi muhtemelen Fenerbahçe-Hatay karşılaşmasının sonrasında şampiyonluk yarışında hala devam etmek için. O yüzden bu sorunun yanıtı yok bende. İkisinde de acayip ihtiyacı var. Peki. İyi olan kazansın diyoruz o zaman. Ekleyeceğim bir şey yoksa. Ne kadar güzel böyle samimi soft demenler. Yani çok küçük bir yorum yapıyorum. Kusura bakmayın. Niye iyi olan kazansın? Çalışan kazansın. Ben 30 saniye istiyorum. Ya lütfen. Bal haberi verdiniz ya. Bal. Deli bal. Arabayla gelirken dinliyordum onu. Evet. Radyoda. Ya inanmayacaksın. Çay, bal, döner gibi bizim toplumumuzun %90 tarafından çok sevilen şeyleri. Onu düşündüm. Mesela ömrümün sonuna kadar bal yemesem olur ben. Umurumda olmaz. Bal şifadır ama. Çay ömrümün sonuna kadar içmesem olur. Döner hiç yemem. Yani, elbette ki çok yerim de yani ömrümün sonuna kadar vermesen niye döner vermiyorsun? Yani enteresan geldi. Çay, bal, döner tipi çok bize ait bilgiler, yiyecekler var. Onlardan biri de balmış. Özelliklerini bilmiyordum, öğrendim. Bal çok şifadır hakikaten. Ben çünkü her sabah böyle bir iki haberine takıyorum seni. Diyorum ki ya bu haberde kendimi buluyorum. Bak bal asla bende koşmaz. Bende mide ağrıları oluyor. Bal gerçekten çok babam yapardı eskiden siyah turbun içerisinde oyup bal koyup içip midenin bütün her şeyini düzenlerdim. Ama eskiden dedim 40-45 sene. Peygamber Efendimiz'in hadisi var ya bal yiyin yani ağrınız olduğunda bal yiyin diye şifadır yani. Evet peki noktaladık artık burada bitiriyoruz ekleyeceğim bir şey yoksa. Çok teşekkürler, iyi hafta sonuna diliyorum. Derbileri derbi yapanlara saygıyla iyi bir derbi olsun. Harika Süleyman olsun. Saba da bizim, Ali Samiyen de bizim. Küfür kafir olacak biliyorum ama olmasın. Barış için de olsun. Futbol zevk için yapılıyor, zevk için izleniyor. Bunu bir kere daha hatırlatmış olalım. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörümüze teşekkürler. Mehmet Ayan'a.